Evet sevgili seyirciler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ve bu nedenle KADEM tarafından hazırlanan o kamu spotunu getirdik ekranlarınıza. Bu konuyu konuşacağız. Yerel yönetimler seçimler efesindeyiz. Burada kadının yeri ne olacak? KADEM bununla ilgili neler yapıyor? Onları konuşacağız. Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Sayın Sare Aydın Yılmaz, yardımcı doçent doktor Sare Aydın Yılmaz konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen şu sizin yakanızdaki... Evet. Ben de bunu takayım ama konuya geçmeden önce biraz önce Öğretmenler Günü konuşacağımızı söyledi sayın konuğumuzdu. Çok sayıda tweet gönderdiniz. Çok fazla sıkıntı var. Biliyorum çözüm bekleyen çok konu var. Canlı bağlantılar nedeniyle o bölümü ayırdığımız süre kısalınca bunları soramadım. Ben bütün öğretmenlerimden özür diliyorum. Çok biliyorum sıkıntılar da var. Bir öğretmen çocuğu olarak bu konuya özellikle de hassasım. Bunu da her fırsatta belirtiyorum ama İnşallah daha sonraki günlerde tekrar biz bu konuyu ele alacağız diyerek bütün seyircilerimizden kendi adıma özür dilemek istiyorum. Sare Hanım, çözemediğimiz evet. sıkıntılardan biri şiddet biri. Konusu ne yazık evet. ki. Kadına yönelik şiddet en temel başlıklardan biri ama ne yazık ki medya içerisinde çalışan isimler bile, örnek olmasını beklediğimiz isimler bile birbirlerini eleştirirken o şiddet dilini kullanıyor. Kullanıyor, evet. Cinsiyet üzerinden çokça eleştiri yapabiliyorlar. Siz neler amaçlıyorsunuz? Erkeksen öfkeni yen, herkese karşı her türlü şiddete son ver sloganları. Evet. Biz şimdi Kadın ve Demokrasi Derneği olarak özellikle 25 Kasım bugün konuya girmeden ben de bütün öğretmenlerimizin gününü kutladığımı ifade etmek istiyorum. Emeklerinin karşılığında da her bir öğretmenimize teşekkür ediyorum. Şimdi Kadın ve Demokrasi Derneği olarak 25 Kasım Birleşmiş Milletler'in 1999'da ilan etmiş olduğu Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü var. Bu günü kapsamında bir kadın derneği olarak ve demokrasiyle kadın ve demokrasiyi birleştiren bir dernek olarak toplumumuzda sadece bize özgü bir konu değil tabii şiddet konusu. Dünyanın her yerinde olan bir sorun. Bu konuya ilişkin kamuoyunda bir farkındalık yaratmak istedik. Kadınımızın, erkeğimizin bu soruna dikkatini çekmek istedik. O yüzden de böyle bir erkeksen öfkeni yen sloganıyla bir medya kampanyası başlattık. Bugün ilk defa sizin kanalınızda bu kamu spotunu izletmiş olduk. Yarın bütün kanallarda çok sıklıkla karşımıza çıkacak. Billboardlarda bu şeyi göreceğiz, sloganı göreceğiz. Bunun devamında da neler var onu da konuşalım. Siz şimdi tabii. 8 Mart 2013'te kurulmuşsunuz. Evet. Çiçeğburnu'nda bir derneksiniz. Çok Çiçeğburnu'nda bir derneğiz. Evet. Yeni bir derneğiz. Kadın ve demokrasiyi bir araya getiren, kadının demokratik araçları kullanarak mevcut sosyoekonomik, kültürel statüsünü yükseltmekten yana olan ve bu konuda kültür, fikir, düşünce, proje üreten bir dernek olarak çıktık. Yani kadınımızın mevcut hayattaki duruşuna yardımcı olmak, katkıda bulunmak, demokrasimizde gerçek anlamda yer almasını sağlayacak araçları kullanmak olarak yola çıktık. Çok küçük bir yeni bir dernek olmamıza rağmen kendi içerimizde yoğun programlar ve projelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şiddet bunlardan bir tanesi. Yani çalıştığımız konulardan bir tanesi. Biz kadının siyasetteki konumunu, kadının ekonomi, istihdamdaki yerini, kadının eğitimde. Sosyal hayattaki durumunu, kadının eğitimdeki pozisyonunu bu konuların beraberinde de en önemli konulardan biri olan şiddeti ele aldık. Hı hı. Şiddet özellikle sanki Türkiye'de var olan bir şeymiş gibi, olguymuş gibi algılanıyor ama öyle değil. Şiddet aslında dünyanın sorunu. Şiddet dünyadaki tüm kadınların karşılaştığı bir sorun. Birleşmiş Milletler'in istatistiksel raporlarına baktığımızda dünya kadınlarının %70'i hayatlarının belli bir kesitinde şiddetle karşılaşıyor. Şimdi daha da acısı araya giriyorum ama şiddet deyince biz fiziksel şiddeti ilk olarak algılıyoruz ve sadece neredeyse o başlığı düşünüyoruz. Oysa ki ekonomik şiddet dediğimiz bir konu var. Çalışma hayatına katılan kadınlar ama mal sahibi olma noktasına geldiğinizde çok düşük oranlarda. Kesinlikle. İşte eşit işlerde, ücretlerde uygulanmayan eşit politika yani aynı işte yapıp farklı ücretler alan kadın ve erkek çalışanlar. Ekonomik anlamda kazancını elde ettiği halde bunu harcama noktasında hiçbir özgürlüğü olmayan, kesinlikle sosyal hayata katılma noktasında baskılarla karşılaşıp kısıtlanan
Şiddetin çok başlığı var, çok kadın başlığı açısından. Var. Şiddeti hukuki olarak da ayrıştırabiliyorsunuz, sosyal olarak da ayrıştırabiliyorsunuz. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve son yıllarda da karşımıza çıkan istihdamda özellikle ekonomik anlamda mobbing dediğimiz iş hayatında kadınların karşılaşmış olduğu bir şiddet türü de var. Türkiye'de özellikle mesela hani biraz önce siz de söylediniz işte eşit işte eşit ücret alamıyoruz. Türkiye'de de bu oran mesela aynı pozisyonda yer almanıza rağmen Türkiye'de %20 ila 30 arasında kadın daha düşük ücretle çalıştırılıyor. Ama Türkiye'ye has bir durumda değil İnce Hanım bu. Dünyanın genelinde böyle bir sorun var. Şiddet sadece Türkiye'nin ulusal bir tartışma konusu değil. Elbette. O yüzden de Birleşmiş Milletler bu sorunu uluslararası dünya kadına şiddetle mücadele günü olarak ilan ediyor. Şimdi bu tabii ki topyekün bir eğitim, biraz yaşama şekli, bütün hayata bakışımız hepsiyle birlikte değerlendirecek bir çalışma. Şiddet dediğiniz şey tek başına kamu spotuyla keşke aşmak mümkün olsa değil ama genel olarak kullanılan dilde şiddet dilini ortadan kaldırmak lazım herhalde. Yani kesinlikle buradan öyle. Başlamak. Evet. Biz de medya kampanyasını yaparken öyle bir zaten şiddeti çok fazla konuştuğunuzda aslında içini de tüketiyorsunuz. Birazcık şiddeti konuşmadan şiddete yansımaları olan kelimelerle, kavramlarla yola çıkmak lazım. Şiddetin öncesi nedir? Öfkedir, kızgınlıktır, kontrol kaybıdır. Bunu önce belki şey yapmak lazım, ortadan kaldırmak lazım. Ve özellikle de şiddet dediğimizde hani biz yakamıza taktığımızda şey var, herkese karşı her türlü şiddete son var. Tabii ki şiddet sadece eril dünyadan da gelmiyor, erkeklerden de gelmiyor. Şiddetin annenin çocuğuna yaptığı da bir şiddettir. Eğer haksız bir uyguladığı bir davranış modeli varsa. Veya iki kız arkadaşın tartışması, kavga etmesi de şiddettir. Ama şiddetin %90'ı eril dünyadan geldiği için, erkek dünyadan geldiği için biz de oraya dikkati çekmek istedik. Çünkü böyle konuşunca da erkekler şikayet ediyor. Biz sanki sürekli şiddet uygulayan, yapan insanlarmışız gibi de bakmaya başladığımız zaman öyle zaman oluyor. Şikayetler de duyan olduk. Aslında değil. Biz de biliyoruz ki şiddet sadece erkekten kadına gelen bir şey değildir. Ama hani gün bugün olduğu için, kadına şiddetle mücadele günü olduğu için biz de konuyu o tarafa çekmek istedik ve erkek sen öfkeni yen dedik. Zaten hani olması gereken, bir erkeğin ortaya koyması gereken, aileyi ayakta tutması gereken, ilişkiyi dinamik ve sağlıklı bir hale getirmesi gereken her iki taraftır tabii ki. Ama burada erkek öfkeyi ve şiddeti uygulayan taraf olduğu için öfkeyi kontrol etmesi ve öfkeyi en aza indirmesi, öfkesini yenmesinden yola çıkarak böyle bir şey söyledik. Erkek sen yapma, yani erkek sen bunu yapmamalısın. Engellemelisin kendini. Peki. Gerekiyorsa gidip tedavi olmalısın. Evet. Başka bunun arkasındaki sıkıntı neyse onu aşmalısın. Kesinlikle. Gerçekteki sorunu tespit etmelisin diye. Şimdi madem sizi bulduk, yerel seçimler arifesindeyiz. Evet. Dün gazetelerde vardı artık yerel yönetimlerde kadının oranı bırakın yüzü binlilerden bahsediliyor. Tabii. Maalesef meclisteki kadın milletvekili sayımız hani yerel yönetimlere baktığınızda nispeten daha iyi ama hiç de tatmin edici değil. Hiç de beklediğimiz gibi sayıları değil. Sayıları verince biraz... sayıları siz verirseniz belki tablo daha net çıkacak ortaya. Şimdi, niye böyle? Bu noktada çalışmalarınız var mı? Dün işte bazı derneklerin başbakana ve diğer muhalefet liderlerine Kader'in mesela çağrısı vardı. Kadın adayları unutma diye bir kampanyası vardı. Benzer kampanyalar yapan başka dernekler de var. Sizin bu noktada nasıl bir duruşunuz olacak? Şimdi öncelikle şuradan başlamam lazım. Biz kadın ve demokrasiyi bir araya getiren bir derneğiz. Demokrasi dediğimiz şey toplumun eşit oranda temsil edilebileceği sistemi, mekanizmayı hayata geçirmek. Toplum kadın ve erkekten de oluştuğu için kadınların da erkeklerle birlikte eşit ölçülerde o yarışın içerisine girmek ve bu karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlamak. Şimdi sayılara baktığımızda kadın profili Türkiye'de Avrupa ortalamasının çok aşağılarında. Avrupa'da yerel yönetimlerde, yerel idarelerde kadınların temsil oranı Kuzey Avrupa ülkelerinde %42'lerde, Orta Avrupa ülkelerinde %24.5 civarlarında, Türkiye'de ise bu %2. Sadece Avrupa değil başka hani bize tabii, şimdi Arap ülkelerinde %17 mesela. Coğrafyalardan bile daha gerideyiz. Hani, Orta Asya coğrafyasında %19 civarında, Arap ülkelerinde %17 civarında.
Amerika Birleşik Devletleri'nde %25 civarında. Türkiye bu anlamda birazcık yani oran %2. Oran açık. Hani ben söylemesem de kanallardan bu çok rahatlıkla çıkabilir. Genel seçimlerde de tablomuz çok iyi değil. Orada da %14.5 civarındayız. Yerel seçimlerde biz kadınların adaylığını destekliyoruz. Bu anlamda da çünkü biz diyoruz ki kadınların mevcut sosyoekonomik, kültürel, siyasal kalkınması ancak kritik eşik dediğimiz kadınların karar alma mekanizmalarındaki %30'luk oranı yakalamalarıyla mümkün. Yani kadın hem yerelde siyaset yapsın hem genelde siyaset yapsın ama nitelikli siyaset yapsın. Yani kadın meselelerine, kadın konusuna yönelik politikalar, stratejiler ve raporlar sunarak buna katkıda yani bulunsun. Yani biz başörtüsünü tartışıyoruz, erkeklerimiz tartışıyor. Biz kadının işte emzirme süresini, doğum izni tartışıyoruz, erkeklerimiz tartışıyor. Birlikte tartışalım, birlikte karar alalım istiyoruz. Kesinlikle de öyle olması lazım. Bir de yani artık başörtüsü meselesi bu konuların çıkması, Türkiye'nin bu konulardan da çıkması gerekiyor. Bu toplumda hepimiz birlikte yaşayan bireyleriz. Erkek ve kadın birbirini tamamlayan. Ne dersiniz başörtüsü toplumu oluşturan sorunu aşıldıktan sonra acaba siyasete katılım noktasında bu da bir pozitif etki olarak yansıyacak kesinlikle mı? Kesinlikle etkileyecektir. Zaten olması gereken de budur. Doğal olanı da budur. Yani bir kadının başörtüsünden dolayı sosyal ve siyasal hayatın gerisinde kalması hiçbir ileri kabul demokrasilerde edilemez. Karşı kabul edemeyeceğiniz bir durum. Türkiye'de de bunun normalleşeceğini düşünüyorum. Sayıların da artacağını düşünüyorum açıkçası. Yerel seçimlerde çok özür dilerim. Buyurun buyurun. Yerel seçimlere yönelik biz Kadın ve Demokrasi Derneği olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte bir eğitim programı zaten yaptık. Zaten sormak istediğim oydu. Sanıyorum bu çalışmalarınızda evet. Onları hazırlama noktasında. Çünkü hazırladım. Kadının, Zahra Hanım, korkuları var. Çünkü pek çok rolü var. Her şeyden önce annelik gibi çok kutsal bir görev var. Ve bundan gelmeden asla, önce kızıma evet, sütünü içirdim işte, geldim. Hepimiz aynı şeydeyiz. Evet. İşte Münazara Kulübü'nde bugün bir turnuvaları var. Acaba nasıl geçiyor? Heyecanlı mı? Aklım evet. Orada. Hepimiz böyleyiz. Ve ondan vazgeçmek istemiyoruz asla. Evet. Ama çalışma hayatında başarılı olmak istiyoruz. Çünkü bize verilen akılla üretmek istiyoruz. Evet. Üretirsek mutlu olacağız. Yaşadığımız topluma ne kadar katkı yapabiliyorsak yapmak istiyoruz gibi. Eşiz, eşimizin beklentileri var. Aile sorumluluğumuz var. İşte komşuyuz, arkadaşız. Bütün bunların yanında hepsini birlikte doğru biçimde götürmeye çalışırken bir de politikaya girmeye kalkarsak ona nasıl zaman ayıracağız? Nasıl bir eğitim alacağız? Nasıl hazırlamalıyız? Nasıl evet. Destek sunuyoruz? Şimdi tabii ki İnce Hanım her kadının her şeyi aynı oranda yapmasını beklemek mümkün değil. Biz diyoruz ki kadınlar profesyonel anlamda belli konularda kariyer sahibi ve belli konularda uzmanlaşsınlar. Bunun için de yerel seçimlerde aday olmak isteyen kadınlarımıza bir eğitim programı açtık. Evet. Yerel yönetimler temel eğitim sertifika programı. 45 saatlik bir eğitimden geçirdik. Bu eğitimde belediye mevzuatından tutun, kent estetiğine kadar, kent yönetimine, kentsel dönüşüme, belediyelerin bütçe yapılanmasına, belediyelerin organizasyon teşkilatlanma şemalarına kadar kadınlarımızı yerel siyasete bu anlamda hazırlamış olduk. 45 saatlik bir eğitimden geçirdik. 93 tane kursiyerimiz oldu. Bunların 64 tanesi sertifikalarını aldılar. Ve içinden yaklaşık 35'e yakını da aday adayı olarak çeşitli ilçelerde başvurularda bulundular. Bu bizim için çok mutlu edici bir sonuç. Yani biz her kadının siyasette olsun, her kadın ekonomide evet. olsun demiyoruz. Ama güçlü ve profesyonel, nitelikli, kendini de etkin ve yetkin bir hale getirerek kadın meselelerine yaklaşan, bu konuda politika üreten pozisyonlarda olsunlar. Ve biz de dernek olarak bunlara destek verelim diyoruz. Bu anlamda da işte bu tarz programları. Bunun devamı gelecek mi? Gelecek. Şu anda uyguladığınız bir başka program var mı? Öyle? Şu anda eğitimi bitirdik. 2 hafta önce Bakanımız Fatma Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş sertifikalarımızı verdi. Şu anda şiddete birazcık daha odaklanmış durumdayız. Şiddete yönelik de koruyucu hukuk projesi geliştirdik. Sadece onu da özetleyelim. Tabii onu da özetleyeyim. Dedik ki kadın şiddetin her türlüsüne maruz kalabiliyor. Evet. Bunun üstesinden gelebilmesi için öncelikle yasal hukuki haklarının ne olduğunu bilmesi lazım. Aslında çok güzel yasal düzenlemeler var. Burada var. Önemli bir noktaya geldiniz. Tabii ki. Biraz toplumsal algı ile ilgili sıkıntımız var bizim. Kesinlikle. Bugün gazetede bir haber vardı. Bir savcının mütalaasından bahseden. Ben onu çok önemsedim. Çünkü
İşte kadınlar öldürülüyor ve erkekler kendini savunurken işte bana hakaret etti, beni tahrik eden cümleler kurduruyor. Bir şahidi yok. Kaldı ki bir şahidi olsa bile bu bir insanı öldürmek için bir neden değil. Boşanırsınız. İlk defa böyle bir mütalaada buna dikkat çekilmiş. Önemli bir nokta. Bu konu aslında kadın sivil toplum örgütlerinin 6284 sayılı 2012 8 Mart'ta çıkan aileyi korumak ve kadına yönelik şiddeti önlemek kanunu kapsamında tahrik indirimi olarak geçmekte ve bu her tarafa çekilebilen bir konu haline geldi. Umarım bu konuda yeni düzenlemeler, yeni yasal çalışmalar beraberinde getirilecektir. Çünkü yasal düzenlemeyi uygulamaya koyduğunuzda bazen eksikleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Toplumu tam karşılayamayan tarafları olabiliyor bu yasaların. Bu da öyle bir konu, tahrik indirimi. Erkek bundan faydalanarak yapmış olduğu şiddetten belki de hiçbir ceza almadan tekrar normal hayatına devam edebiliyor. Başkaları için de bu sefer normal kabul edilmiş oluyor. Ben ama bakanlığın bu konuda çalışmalarının olduğunu biliyorum. Bu konunun da en yakın zamanda düzeltileceğini düşünüyorum ya da farklı bir şekilde. O araya girdi. Yasalarda güzel önemli düzenlemeler var. Sayın Bakan çok güzel çalışmaları var. İşi çok ağır. Evet. Ama toplumsal algının oluşması noktasına, yani kadının haklarını bir doğru biçimde talep etmesi noktasına bu noktada sivil toplum örgütlerinin toplumda şöyle bir rolü var. Kadınların bu anlamda bilinçlerini yükseltmek. Biz de kadını koruyan bir hukuk modeli geliştirdik. Bunun için bir kitap yayın çalışması hazırladık, bir sunum çalışması hazırladık. İstanbul'da eş zamanlı olarak daha sonra da Türkiye'nin diğer illerinde eğitimlere başlayacağız. Eğitimlerimizde kadının yasal ve hukuki haklarının bilincini yükseltmek noktasında olacak. Kadının iş hayatına ilişkin, kadının şiddete karşı mücadelesine ilişkin, kadının sosyal hayatına ve kadının medeni hayatına ilişkin, evlilik ve boşanmasına ilişkin dört konuda bir hazırlığımız oldu. Kitap çalışmamızı da bitirdik. En önemlisi burada kadınlara şunu öğreteceğiz. Şiddet nedir? Şiddetin karşısındaki yasalar nedir? Ve sen bu yasalarla nasıl harekete geçebilirsin? Kitapçıkta şöyle bir çalışma da yaptık. Olabilecek çok genel toplumdaki kadınlarımızdan gelen soruları kendimiz sorduk. Altına da cevaplarını verdik. Ve önerilerimizi. Aynen. Mesela dedik ki işte eşim beni dövdü ama gece yarısıydı. Evden çıkamadım. Hastaneye gidip rapor alamadım. Ben kendimi nasıl savunacağım? Sorduk, altına da cevabını verdik. Bunun gibi diğer konu başlıklarında da aynı şekilde soru ve cevaplar şeklinde önce konuyu anlatan, sade bir dille, hukuki bir dille konuyu anlatan, sonra soru ve cevaplarıyla. Bunların dağıtımını nasıl yapıyorsunuz? Kadınlara nasıl ulaşacak? Bunu şöyle yapacağız. Yine medya kampanyamız, özellikle bu kadına yönelik şiddet çalışmamız kapsamında pazartesi akşamı medyadaki basın ve medya dünyasındaki kadınlarımızla bir yemek yiyip projemizi tanıtacağız. Daha sonra da eş zamanlı olarak Aralık ayı içerisinde İstanbul'da eğitimlere, belediyeler, kaymakamlıklarla işbirliği halinde kadınlarımızı eğitim salonlarında, konferans salonlarında bizim hukuk komisyonumuzun gönüllü hukukçularından teşkil ettiğimiz eğitimcilerimizle eğitimlerimizi vereceğiz. Sayın Yılmaz, şimdi pazartesi günü medyada çalışan kadınlarla bir araya geleceğiz dediniz. Medyada da aslında bunu medya ve basında bir şiddet var kadına yönelik desek herhalde yanlış olmaz. Neden bahsediyorum? Belli birimlerde, alt kademelerde çok sayıda kadın çalışan var ama yukarıya doğru geldiğinizde ne oluyorsa, mesela bir kadın medya yöneticisi yok Türkiye'de. Evet. Bu genel da bir sorun. Yönetmeni yok. Belli kurumların başında. Evet, bu da bir sorun İnce Hanım. Zaten Kadın ve Demokrasi Derneği'nin esas işleme aldığı konulardan bir tanesi kadının karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlamak. Çünkü kadın ancak buralarda yer alırsa mevcut durumunu düzeltebilir. Kadının dilinden en iyi kadın anlar diye düşünüyorum. Yani hani bu geleneksel kadının işte kuyusunu kadın kazar gibi topluma yaygınlaştırılmaya çalışılan bu ön yargıların ya da bu tarz cümlelerin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben kadının kadın noktasında çok iyi çalışabileceğine, gerekli karar alma mekanizmalarına geldiğinde iyi işler çıkarabileceğine inanıyorum. Umarım ki siz ve sizin gibi diğer derneklerin de katkısıyla sayıları daha da çoğalır bu sivil toplum örgütlerinin. Evet. Kadın toplumda hak ettiği biçimde, siyasette, sosyal hayatta, ekonomi içerisinde, aile içerisinde
yerini korur, muhafaza eder, sağlıklı bir toplum yapısı oluşturur. Çünkü mutsuz kadınların olduğu bir ülkede mutsuz bir bireyden, yaşamdan bahsetmek mümkün değil. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi tabii toplumda sağlıklı bir huzurlu bir ortamı yaratmak için aldığımız referanslar da var. Biz Kadın Demokrasi Derneği olarak bir kere şeyi çok önemsiyoruz. Var olan toplumsal ahlaki manevi değerlerin yüceltilmesinden ve onların korunmasından yanayız. Onlar zaten bizim değerlerimiz. Yanayız. Onları yok ederek yol almamız mümkün değil. Ve yine diyoruz ki kadın erkek arasındaki tamamlayıcılığın vücut bulması lazım. Biz kadınla erkeğin birbirini tamamlayan iki bireyler olduğuna inanıyoruz. Yasalarda eşitliğin sosyal hayata da yansımasını arzu eden, fırsatlardan eşit oranda faydalanmanın yollarını arayan bir dernek olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sari Aydın Yılmaz. Kadın olmaktan vazgeçmek istemiyoruz ya da kadınlığı bize getirdiği sorumluluklardan, o güzel değerlerden. Bununla birlikte var olmak istiyoruz. Özetle söylemeye çalışılan şey bu.